Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Lütfi, ben ve sizlerle birlikte internette işte bilgisayarınızın FPS'ini arttırırız, fiyatımız da şu kadar denilen programı satın alıp deneyeceğiz. Şimdi bilgisayarı kurduk arkadaşlar. Neden ekran kaydı almıyoruz? Zaten çok düşük FPS veren bir bilgisayar kurduk. Muhtemelen Counter'da 40 falan alacağız FPS'imizi. O yüzden mecburen ikinci bir açıyla ekranı kaydediyoruz. Şu an Counter Strike'ın açılmasını bekliyoruz. Aynen. Neden bekliyoruz onu da söyleyelim. Her şeyden önce sistemimizin hiçbir programı kurmadan, daha vallahi program bile satın almadık, hepsini video sırasında satın alacağız. Kaç FPS veriyor bir onu görelim. Şu an 100-110, videoda 40-50 FPS. Bir ayarlara da bakalım hocam. Otomatik çok düşük. Düşük, tamam, düşük yani. De. Bundan daha düşüğü yok zaten. O zaman fight. Şu an FPS'imiz 40, 50, 60, 50, 40. Şu alt tarafta göremiyor olabilirsiniz ama biz arkadaşlar size anlık söylüyorum. 45, 40, 20, 25 savaş anında bayağı düşüyor. Oğlum niye zıplayıp zıplayıp diyor? Gökyüzünde kaç? FPS'e bakıyorum ya. 70'lere çıkıyor, yerlerde sürünüyor. Şu an mesela 70 ama bak sıkmaya başla. 50. Hemen 50-40'lara geliyor. Esas bak burada gidecek. Çatışma anında birini vurmaya başladığında ya da birisi size vurursa özellikle FPS bayağı düşüyor. Git bir vurul bakayım. Özel olarak bir şey yapmama gerek yok. Bayağı gitti arkadaşlar. 25-30'a düşüyor. Tamam, FPS'imizin bu bilgisayar üzerinde düşük olduğunu gördük. Basıyorum hocam. Bas hocam ama çalışmaz. Şimdi gelelim programı satın alma kısmına. Bu aşamada ekran kaydı alabiliyoruz. Şimdi ekran kaydı alabiliyoruz dedik ama yani bırakın OBS'i, Chrome'u bile anca açtı. Yaklaşık bir 10 dakika önce OBS'e tıkladım. Yazıyor abi, FPS yükseltici yaz, çıkanı satın alalım. Şimdi bir tanesini bulduk, tıkladık. Siz bu arada siteyi blurlu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun nedeni hani bu bir reklam videosu değil öncelikle. Bir de hani bu tarz işlerde artık blurlamaya başladık. Çünkü bu tarz programları satan siteler 3 aşağı 5 yukarı zaten aynı formattalar. Buradan tüm ürünlere geliyorum. FPS optimizasyonu mu? Bir de tüm programları kullanma var. Ürünle ilgili hiçbir şey yazmıyor. Tüm programları kullanma paketimiz yazıyor. Bence bir şey çıkmıyor mu? Hayır, buna tıklayamıyorsun. Geç hocam ya, bizim FPS'imiz artık. Bizim FPS açıklamasında ya, ne yazıyor? Şimdi. Oyunlarda FPS'i en iyi şekilde optimize ediyormuş. 50 TL yapıştırıyorum abi. Pingimizde sorun yok şimdi. Şükür. Yani şükür o da olmayıver. Aynen. Kalkın sırt oraları geçtik demiyorum bile ki. Az sonra buluşacağız. Siparişimizi verdik arkadaşlar. O aşamaları tamamladık. Gelin görün ki şöyle bir sorun oluştu. Bize akşam 8-8.30. 8 mi dedi? 8'de de şöyle ayrıntılar var. Satın almayı yapıyorsunuz. Satın aldıktan sonra size diyor ki gidin şu Instagram sayfasına mesaj atın. Biz de hemen fake profilimizi oluşturduk. İlgili Instagram sayfasına mesajımızı attık. Arkadaş da bize dedi ki 8'de. Abi dedik şöyle oynamak istiyoruz, böyle oynamak istiyoruz. Yok dedi. Bugün çok yoğunluk var dedi. Akşam saat 8'de kuracağız dedi. O da AnyDesk diye bir program kurduk. Uzaktan bağlanıp gerekli optimizeyi yapacaklar. Tüm mesele bu. AnyDesk diye bir tane programdan bilgisayara bağlanacak. Artık Allah kerim. O yüzden yarın görüşürüz arkadaşlar. Umarız bir işe yarar. Şimdi yarın dedik ama bir de ulaştılar bize hemen müsaitseniz kuralım diye, buyurun kurun dedik. Çok şey yaptı arkadaşlar, bir sürü bir şey kurdu, bir şeyleri disable etti. Uzaktan bağlandı. Bilgisayar bir hızlanmış gibi mi? Tabii lan, uçuyor şu an. Bir tane program kurdular. Evet, şimdi bilgisayarımıza restart attık, bunu açalım şimdi. Programı kullanırken tüm sorumluluk sizlerde, kabul tamam, ediyor musunuz diye. Ediyoruz. Bak programın arayüzü bu Lütfi. Her oyunda ping online, her oyunda FPS online, bilgisayar hızlandırma özel sunucu 1-2-3 online. Biz her oyunda FPS'i aldık arkadaşlar. Çalıştır hocam. Çalıştır diyoruz. Sisteme giriş yapılıyor. Bilgisayar hackleniyor. Aktif hale geldi. Programı kapatabilirsiniz dedi değil mi? Ben kapatmayacağım. İşi güvene alayım. Aç bakalım hocam CSGO. 20 ile 50 arası bir şey almışsın. Aynen. 220 40. çıkıyormuş. Çalışıyormuş program. Menüde 70-80. Ayarlarımıza 200. Bakalım. Ayarlar en düşükte. Tamam. Düşük, düşük, düşük. Çok düşük, aşırı düşük. Bu sefer sanki dolandırılmadık gibi. İyi bir oyuncu olmadığımız için bu arada bunu 70'e çıkartırsa 50 ile 70 arasındaki farkı anlar mıyız? Anlamayız. Biz zaten monitör müsaade etmez. Monitör müsaade etse biz zaten yine anlamayız. Yine anlamayız. Gözümüz yok. Müsaade etmez. Biz girene kadar millet takım seçiyor. Üçüncü harita değişmesi. 30-40 hemen bir şey seç, hemen bir şey seç. Abi izleyle olur mu ya? 20-60 lan. Yapma. 40. Abi bir dakika. 40. Atış ederken önemli. 10-12 puan artmış. Oğlum bir şey diyeceğim. Yani biz oynayabilsek bayağı oynanır abi oyun. 40'larda şu an. Az önce oynayamıyorduk. FPS oyunu için çok sen şey bir çık de, bir daha deneyelim ya. En kötü botlarla atıştırma yaparız Çağdaş. Ne yapalım? Öyle bir oyun bulmalıyız ki bu oyuna ilk giren biz
olmalıyız. Ve bizim oyun yüklenene kadar oyuna kimse girmemeli. Lütfen hemen enter enter bir şey at. Aha girdik lan. Kaç 60. Et, ateş edelim birilerine. Bir gireyim abicim aksiyona. Kaç? 25. 20. 25 yine yakın mesafede düşüyor. 40, 50. Dur ben bakayım gökyüzünde 100. Tamam o aynı ya. Ateş ederlerken falan biz yani mermi yedikçe 30'a falan düşüyor FPS. Kaçtı FPS baktın 30'lardaydı mı? 30'lardaydı yine. Biraz kasıyor daha, biraz toparlamış. Ama abi 30 FPS'e de CSGO oynayamazsın yani. Oynayamıyoruz zaten. Yani. O zaman ne yapacağız yani? Şimdi bu programa geçer not mu senin puanın? Vallahi benim puanım çok geçmedi gibi Çağdaş ya. Senin geçti mi? 5-6 puan yükseldi işte. Adam sana bilgisayarını uçuracağım demiyor ki FPS zaten yükselteceğim diyor. Zaten öyle bir şeyi donanım olarak yükseltmedikten sonra imkansız. Muhtemelen bilgisayarı harbiden güzel bir optimizasyon yaptı. Evet bir sürü şeyi disable etti, enable etti. Arka planda çalışan gereksiz uygulamaları falan kapattı. Ne yaptığını ben göremedim. O sırada. Yorumum şu, ya değmez ama işlevini yerine getiriyor. FPS'in kadar vur. Yani anca o kadar vurabiliyoruz zaten. Dağları verdim. Bir lan. Abi bu da sana 3 oldu. İşte yani. Şu an eskisine göre biraz oynanıyor. Ya oynanıyor da Counter gibi TPS bazlı bir oyunu 30-40 FPS'lerden 60'a bile çıkarsa çok şey değil ya Çağdaş. Etkili değil. Efektif değil. Dediğin gibi ya yerine getirdi ama siz de görüyorsunuz arkadaşlar öyle büyük bir vaat yok ortada. Yok bu bilgisayar hani çok eski bir bilgisayar. İşte duran bir bilgisayar, yorgun bir bilgisayar. Aslında şeyi de denemek lazım. Normalde mesela ben diyeyim 220 FPS alıyordum. Bu programı kurunca kaç alıyorum? Ya zaten 220 alıyorken 230 alsan hayatım çok bir şey ne değişmez. Değişecek ki? Aynen. Arkadaşlar o zaman bizim notumuz negatif. Benim puanım bu programa 3. Ya şöyle vaat ettiği şey çok da iddialı sözler de söylemiş. FPS'i biraz arttıracağını söylüyor. Yani yarım çalışıyor yarım çalışmıyor gibi ya. Bilgisayar hızlandırma. Hızlandır hocam. Chrome aç bakayım. 15. 16, 17, 18. Bravo. 18 saniye. Önceden 22 saniyede açılıyordu arkadaşlar. 19.5'tu. O zaman sizlerden bu son dönemde bize bu programı denememiz için çok fazla mail geliyordu. Biz de bunu denemiş olduk. Geçerli bir program değil bize soracak olursanız. Ha bir tık ittirdi mi ittirdi şimdi ya abi. Her yiğidin neydi o yoğurt? Yiğidi öldür hakkını yeme. Ha yiğide yoğurt ver, yiğidi öldür hakkını yeme muhabbetini. Hani şu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da onu yorumlar bölümüne bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca ortada bir bağlantı var ona basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.